Türkiye'nin global zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, zırhlı muharebe aracı Tulpar'ı seri üretime hazır hale getirdi. Otokar, 32 binden fazla araçla Türkiye dahil 35'ten fazla dost ve müttefik ülkenin silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerine hizmet veriyor. Şirket, kullanım amacı, kapasite ve koruma seviyelerine göre farklılık gösteren ürünleri sipariş esasına göre üretiyor. Otokar son olarak zırhlı muharebe aracı Tulpar'ı müşterilerinin kullanımına hazırladı. İsmini Manas Destanı'ndaki savaşçıları koruyan efsanevi kanatlı attan alan Tulpar, 21. yüzyılın gereksinimleri doğrultusunda piyade ve komando birliklerinin ihtiyaçları çerçevesinde tasarlandı. En sert iklim koşullarında ve ağır arazi şartlarında testleri tamamlanan ve kalifiye olan araç için son olarak atış testleri başarıyla gerçekleştirildi. Tulpar, Türkiye'de sınıfında yerli ve milli olarak tasarlanmış, test ve kalifiye edilmiş özgün ilk paletli zırhlı muharebe aracı olma özelliği taşıyor. Otokar, Tulpar ile hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamayı hem de global pazarlara ulaşmayı amaçlıyor. Otokar ayrıca Pasifik, Atlantik ülkeleri ve Güney Amerika'da benzer özelliklere sahip, ancak kullanım ömrü tamamlanmış araçlara alternatif sunmayı hedefliyor. Tulpar'ın tüm bu ülkelerin ihtiyacına hem teknik, hem yetenek, hem de maliyet olarak cevap verebilecek özellikle olduğu belirtiliyor. Tulpar, modern ve yeni nesil ana muharebe tanklarıyla görev yapabilecek durumda bulunuyor. Araç özellikle NATO ülkelerinde yürütülen ve benzeri araç programlarında yer alan zırhlı muharebe araçlarıyla eşdeğer yetenek ve özellikler dikkate alınarak tasarlandı. Tulpar'ın gövde önünde konumlandırılan güç grubu, 700 ile 1100 beygir arasında güç sağlayabilen turbo şarjlı dizel motor ve otomatik transmisyon seçeneklerine sahip bulunuyor. Tulpar'ın modüler yapısı 7.62 ile 120 mm arasında insanlı veya insansız silah sistemleri, havan ve hava savunma sistemlerinin entegre edilmesine olanak sağlıyor. Tek bir platformun farklı görevlerde kullanılabilmesine imkan veren Tulpar, hafif tank, zırhlı muharebe aracı, zırhlı personel taşıyıcı, keşif aracı, komuta kontrol aracı, hava savunma aracı, ambulans, bakım ve kurtarma aracı, havan aracı gibi konfigürasyonlarla görev yapıyor.